Aspor ekranlarına hoş geldiniz değerli izleyenler. Hıncal Uluç'la baş başa programı ile karşınızdayız. Ben Sinem Ökten. Hıncal Bey'e bugün ben eşlik edeceğim. Efendim nasılsınız? Hoş geldiniz efendim. Çok teşekkür ederiz. Valla kupa, en taze kupa var. Oradan başlayalım isterim. Yarı final ilk maçları bitti. Yarı finalde yarıladık. Yani tazesi buysa lafa nasıl başlayacağız bilmiyorum. Yani futbol adına bir saygı duruşu yapmamız lazım herhalde. 30 saniye sessizlik. Arka arkaya ikisini de seyrettim. İki yarı final maçını da seyrettim. Bir defa bir yanlış var. Yani futbol maçlarının lig ve kupa usulü diye iki türlü oynanmasının bir sebebi var. Lig başında hesaplar var. Tabii. Sade puan hesabı değil. Attığın, yediğin gollerin hesabı da. Onun için lig maçında bir takımı sahaya çıkarırken futbol oynamak, kazanmak değil birinci hedef. Neye ihtiyacım var bu maçta? Bir gollü yenilgiye ihtiyacım varsa, iki gollü yenilgiye ihtiyacım varsa ona bile razı olup ikiden fazla yememek üzere bir oyun kurarsın. Bu düşünceleri ortadan kaldırmak üzere kupa icat edildi. Kupa maçı başlar ve 90. dakikada sonunda biri gider, biri kalır. Şimdi kupa maçlarını ikili oynatmaya başladığın andan itibaren ligden daha beter duruma düşüyorsun. Şimdi birinci maçı takımın biri deplasmanda oynuyor. İkinci maç kendi sahasında. Bütün hedefi o maçta gol yememek. Gol atmak umurunda bile değil. Düşük tempo oluyor tabii. Ha. Sahaya çıkardığı takım, düşündüğü taktik, oyun, hepsi aman ben bu maçı kaybetmeyeyim ya da bir gol yiyeyim en fazla. O zaman kupa usulünün anlamı ne? Birer maç oynanır biter arkadaş. Ben de o zaman ölesiye, çünkü 90 dakikadan sonra biri gidecek, tabii, biri kalacak. 90. dakikaya kadar ölesiye oynayan iki takımın mücadelesini seyrederim. Sürprizler oluyor o zaman. Her şey olur. Yeni genç isimler oluyor. Tabii her şey olur. Yani iki maçı arka arkaya seyredene kadar samimi söylüyorum, canım çıktı ya. Böyle oturuyorum, aynen böyle karşı. Yani kafam düşüyor. Kafam düşüyor, uyumamak için kendimi zor tutuyorum. Ve tabii bu arada da A Spor'a da çok sevgilerimi gönderiyorum abire. Çünkü şu program olmasa o maçları bana 90 dakika Kalaşnikov dayayarak sırtımda kupa maçlarını yayınlayan bizim televizyon. Ben o televizyonda program yapıyorum. Ben kupa maçını seyretmedim. Sen seyretmezsen biz nasıl seyrederiz demez mi millet? Diye kendimi seyretmeye zorluyorum. Yani bir şu hareketi yapmadığım kaldı. Onun için yani Türkiye Futbol Federasyonu, yeni kurulacak federasyon bu kupayı bu karşılıklı çift maçlı sistemden kesinlikle çıkarmaz. Kesinlikle çıkarmaz. Bir maç kadar. Şimdi birer maç bitti. Kafamda ikinci maçlar var. Bu ikinci maçlar da gene hesaplar üzerinde kurulu maçlar.
Orada biraz daha sanki sürpriz olabilir gibi tabii. Efendim şimdi 2-1 kazandı Sivas. İkinci maçı kendi sahasında oynayacak. Deplasmanda 2-1 kazandığı için kendi sahasında beraberlik bile yetiyor ona. E şimdi Sivas ikinci maçta ben bu maçı kazanayım diye mi oynar, yoksa şu beraberliği bir sağlama alayım. Onlar bir gol atsalar eşitlik olacak, uzamaya gidecek maçtan sonra. Bir golle de elenmiyorum. Onlar bir gol atarsa o zaman değişiklik yapar, kendi sahanda olmanın avantajını kullanacak. Hücum futboluna dönerim diyebilir. Öbürü daha sahaya çıktığı andan itibaren çok akıllı bir hücum ama savunmayı da güvene alarak, çünkü bir tane de burada yerse 3-1 olursa genel averaj 3 gol atması lazım ondan sonra. Şimdi bunların hepsi bir takım hesaplar. İşin içine hesap girdi mi kupanın esprisi kalmıyor gene. Birinci maç hesap maçı, ikinci maç hesap maçı. Yine böyle. Allah'tan şeyde, ligde düşenler de belli oldu aşağı yukarı. Çıkanlar da belli oldu aşağı yukarı. Bu yüzden yani o kupa maçına çıkan takımlar, ya bizim cumartesi günü çok kritik bir lig maçımız var diye düşünmüyorlar en azından. Ve kupada da öyle ahım şahım, Trabzon dahil ahım şahım bir takım olmadığı için şu dört takımın dördünün de kupayı alma şeyi var. Şansı var. Kupaya ağırlık verebilirler. Ligi düşünmedim. Ortam çok güzel ama sistem yanlış olunca. Özetle seyrettiğim dört takımın dördünü de beğenmedim. Trabzon dahil, en başta Trabzon. Bunların hiçbirisi Türkiye Kupası'nı almaya layık değildir. Ama işte birinden biri alacak. Bunlardan biri Galatasaray'ı eleyen, ikinci kümede kalma savaşı veren Denizli Spor'da olabilirdi. Olsaydı keşke. O zaman bir heyecanlanırdım. Bak bir ikinci küme takımı Türkiye Kupası'nda yarı final oynuyor, inşallah finale de kalır falan derdik. Şimdi bana sorsan bunların hangisi kupa oynasın? Hangisi oynasın? Bana bir final maçı vaat etmiyor bunların dördü de. Gerek bireysel olarak, gerek takım oyunu olarak, ya o finalde şöyle olsa da ben şunu seyretsem, Türkiye'de futbolu seyretme şeyi kalmadı, zevki kalmadı. Bugünkü gazetede okudum. Nihayet şey, gelecek senenin yayın anlaşması imzalanmış. 150 milyon. 350 milyondan 150'ye düş. Neredeyse 3'te 1'e yakın. Tabii. Niye? Çünkü bu kulüpler bunu hak ettiler. Bir takım sahtekarlıklarla, artistliklerle, oyunlarla futbolun seyir zevkini sıfırladılar. İnsanlar bırak Dijitürk'teki şeyi, beyni iptal ettirmeyi, pek çok insan ligi seyretmek için aldı kutuyu. Dijitürk'teki filmleri seyretmek için değil. Çünkü onlar bir sürü yerde var. Kablolu TV'de var, orada var, burada var, burada, bunun var. Dijitürk'e bu kadar para vermelerin sebebi şey, lig maçlarını izlemek. Ki ligi de ayrı para ödüyorlar Dijitürk'e. Dijitürk'ü almakla ligi alamıyoruz. Olmuyor, evet. Millet kutuları iade etmeye başladı. Onun için öyle artık eskisi gibi, reklam da eskisi gibi alınamıyor. Hepsi zincirleme maçlara, sanki. İşte 150 milyon doları yani
Peki 350 milyon doları paylaşırken buralarına kadar borca batan kulüpler şimdi 150 milyon doları paylaşırken ne yapabilecekler? Geleceğe şöyle bir ümitli bakışım var mı? Yani yeni Türkiye, yeni Futbol Federasyonu'nu bekleyen en önemli konu bu. Çok ciddi tedbirler olacak ki Türk futbol takımları bir takım profesyonel ve ne mal oldukları bilinen menajerlerin çöplüğüne dönmesin. Bir sürü adını ilk defa duyduğum adamlar bana futbol değil, çöp seyrettiriyor. Gazetem çöp yazıyor, televizyonlarım çöp konuşuyor. Bu maçların hiçbirisi yazılmaya, konuşulmaya değmez oysa. Boş mu çıkacaksa. Zaten sporu çoktan unutmuş gazetelerimiz. Fener sayfası, Galatasaray sayfası, Beşiktaş sayfası, geri kalanlar sayfası bitti. Türkiye'de uluslararası bisiklet turu yapılıyor, kimsenin haberi yok. Türkiye'de uluslararası golf turnuvası yapılıyor, kimsenin haberi yok. Türkiye'de uluslararası ilk defa snooker şampiyonası yapılıyor. Ki ben iyi bir snooker izleyiciyim 30 seneden beri. Dünyanın en iyilerinden insanlar geldi oraya. Haber yok. Maalesef. Haber yok satır. Bırak resmi bilmem neyi falan. Senin spor sayfaların bu kadar şeye abone olmuş. Futbola abone olmuş. Şimdi Türkiye'de yıldız sporcusu anketi yapılır. Bir sürü gün. Ama bunların içinde en itibarlısı Namık abinin rahmetli başlattığı Milliyet Gazetesi yılın sporcusu anketidir. 67.si yapıldı. Evet. Kim kazandı? Bir okçu. Ve o okçunun adını Türk spor severi ancak olimpiyat şampiyonu olunca duydu. Ayıba bakabiliyor musun? Olimpiyatta altın madalya getirebilecek bir adamın var ve kimsenin haberi yok. O adam Milliyet Gazetesi'nin yılın sporcusu ödülünü alırken Milliyet manşetten ilan ediyor. Ama o Milliyet Gazetesi'nin tamamında o Milliyet'te Namık abinin ilk yaptığı yılın sporcusu anketini kazananın da tesadüfen bir okçu olduğunu hatırlayan yok. Yücel Cavkaytar diye 15 yaşında bir okçu muhteşem işler yaptı o sene. Türkiye'de okçuluğun ne olduğunu dünyaya hatırlattı, bize de hatırlattı ve yılın sporcusu seçildi ilk. O Milliyet unutmuş düşündü. Gene bir okçu seçiliyor. Bizim ilk seçtiğimiz de okçuydu sevgili okuyucular diyen bir tane yazarları yok. Yani böyle bir futbola gömülmüş, boğulmuş ama ortada olmayan futbol. Hadi biz şimdi senden bunu 45 dakikayı tamamlayacağız. Konuşacağız şimdi. Şimdi bir de biraz işler de tabii kızıştı futbol ikliminde. Aslında sona yaklaşılırken Merkez Hakem Kurulu'nda bir değişiklik. Orayı nasıl yorumluyorsunuz? Efendim o dünyanın en büyük gafıdır. Yani Türkiye'deki hakem olaylarının
konusunda bir reform, bir devrim yapmak gerekiyor. Ama akıl var, nizam var. Bir, senin yasal bir yıllık klasman yapma şeyin var, hakkın var. İki, şurada ligin bitmesine 10 hafta. Aşağı yukarıda hemen hemen her şey belli olmuş bilir. Belki işte dördüncü, üçüncü değişebilir de orada biri düşer Avrupa'ya gitmekten, biri çıkar. Biri UEFA'ya gidecekken şeye yükselir, Şampiyonlar Ligi'ne yükselir falan falan. Yumuşak da bir durum. Ya bunu bitir. Ve yeni klasmanını yaparken temizlemek istediğin hakemleri o klasmanda hallet. Öylesine kör gözün parmağına yasa dışı bir iş yaptılar ki en başta tahkim kurulu bozdu. Gitseler, tahkim kurulu bozmasa, mahkemeye gitseler, kasa gitseler İsviçre'ye, orası bozacaktı. Yani tamamen tersine tepecekti durum. O zaman onları Haziran'da, ligin sonunda da temizleme şansları da kalmayacak. İşte şimdi hepsi geri döndü. Ki bunların içinde en büyük amaçları dedikleri o, bir Cüneyt Çakır kliği var bunların arasında. Yani Cüneyt Çakır'ı temizlemek. Cüneyt Çakır FIFA tarafından şeye davet edilen bir adam. Katar Dünya Şampiyonası. Bir, Katar'da Türk bayrağı dalgalanacaksa Cüneyt Çakır sadece sahip var. İki, Cüneyt Çakır FIFA'nın tarihinde arka arkaya 3 Dünya Kupası'nda maç idare eden ilk hakem olarak FIFA'nın tarihine geçecek. Yanında Cüneyt Çakır Türkiye yazarak. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Komitesi'nin görevi midir Türkiye'yi bu onurlardan mahrum etmek? Nerede o Merkez Hakem Komitesi Başkanı şimdi? Yok. Adını bilen var mı? Yok. Federasyon Başkanı nerede? İstifa etti. Yani doğru bir eylemi yüze göze anca böyle bulaştırırız. Burası ben yaptım oldu Türkiye'si değil. Burası ulusal ve uluslararası yasalara bağlı Türkiye Cumhuriyeti. Bu olayların bütün faydası hiç olmazsa bunu öğrenmiş oldular. Bundan sonra hiç kimse böyle bir rezilliği yaratmaz. Doğru temelinde doğru bir işi yüzüne gözüne bulaştırıp temizlediklerini, temizlemek istediklerini bir de kahraman yapmaz. Galatasaray'da da seçim gündemi var ama orada da işler karıştı Cal Bey. O süreci de sorayım size. Bir belirsizlik var şimdi. Şimdi o aşağı yukarı yarın galiba süreci, evet. Duruşmalı olarak o tedbir kararı iptal edilecek mi, edilmeyecek mi? Süreci var. Tedbir kararı iptal edilirse tedbir kararı daha evvel konmuş yolunda gidecek. 30 Nisan'da şeyli kongre, çoğunluk alınmaksızın kongre yapılacak. İşte Metin Öztürk'le Eşref Amamcıoğlu. Amamcıoğlu girecekler. Ne olursa olacak ama tedbir şey yaparsa
kalırsa yerinde, o zaman işler biraz karışık. Şimdi bu konuda net olan bir şey var. Burak Elmas şey alamadığı için, onay alamadığı için değil, 28-1 tüzük istifa etti başkanlıktan. Bu yüzden onun aldığı karar gereği mi yeni işlemler yapılacak, yoksa efendim tedbir kondu, yani ibra kararını mahkeme kabul etmedi, Burak Elmas ibra edilmiş kalır, o zaman şeye de kongrede yapılmayabilir. Her kafadan bir ses çıkıyor. Tedbir kararı kalırsa, yani Burak Elmas ibra edilmiş, Burak Elmas ibra edilmedi kararı iptal edilirse, Burak şu hakkı kazanacak. İlan ettiği kongrede aday olma hakkı var yeniden. Çünkü ibra edilmeyenler aday olamıyorlar. O kararı durdurduğuna göre mahkeme, ben aday olabilir. Burak'ın seçime girme hakkı var. Bir. İki, Burak'ın ben ibra olmadım diye istifa etmiştim, istifamı geri alıyorum. Madem ibrasızlık yok, istifamı geri alıyorum, seçimi de yapmıyorum, vazgeçiyorum deme hakkı da var. Yani yasal durum, bir ülkenin yasaları dernekler yasasına göre yönetiliyor halen. Ki onu dernekler yasasına göre yönetimi kaldıran kulüpler yasası da mecliste komisyonlardan geçti. An kaldı mecliste oylanıp kanunlaşmasına. Bir de o oylanırsa işler iyice Arap saçına dönecek. Zaten Galatasaray tüzüğünde şey var, karmaşık yorumlar var. Kulüpler yasasında tamamen kökünden değişik durumlar gelecek. Yani sadece Galatasaray'ın değil, bütün takımların durumu karışık. Yani derinlemesine olaya baktığın zaman hukukçu kafasıyla bazılarının şöyle görüşleri var. Yani bu kulüpler yasasının en büyük özelliği dernekler yasasından farkı. Sen geliyorsun Galatasaray'a başkan oluyorsun. Galatasaray'ın 1 milyar lira borcu var. Sen başkan oluyorsun, biraz da ün kazanayım diye oradan buradan getiriyorsun Galatasaray'a. Oluyor Galatasaray'ın borcu 3 milyar lira. Ve sen Alaspağlı'daki başkanlıktan gidiyorsun. Yeni başkan 3 milyar borçla işe başlıyor. Dernekler yasasında bu kabul edenler, etmeyenler ibra edildi mi bitti, hiçbir sorumluluğun yok. Ama kulüpler yasasında öyle değil. Sen gelip bu kulübü arkadaşlarınla beraber 1 milyardan 3 milyara yükselttiysen borcunu, bu 2 milyarın sorumlusu sensin arkadaş. İstifade etsen, Türkiye'den kaçsan da sensin sorumlusu. Seni gittiğin yere kadar, öldüğün yere kadar takip ederler. Yasalar öyle. Şimdi yasalar böyle olunca hangi insan idareci olmaya, başkan olmaya heveslenir? Bir. İki, bu borçların behamal ödenmesi lazım. Kim hangi parayla ödeyecek? Ödeyemezsen ne olacak? Ödeyemezsen bir takım kulüpler kapanacak.
ya da başlayacak bir takım ticari oyunlar. Malatya Spor niye yeni Malatya Spor oldu? Kayseri Spor bir ara Erciyes, Kayseri Erciyes oldu. O borçlu Kayseri küme düştü. Temiz Kayseri Erciyes geldi. O da bir kongrede adındaki Erciyes'i attı. O da Kayseri oldu. Şimdi yeni Malatya Spor devam ediyor. Bizim bildiğimiz, tanıdığımız Malatya Spor amatör lige düşmek üzere. Niye? Çünkü o borçlarıyla Malatya'da futbola devam etmenin imkanı yoktu. Bugün Türkiye'nin bütün kulüplerinin, büyükler dahil, borçlarını ödeyecek güçleri yok. Bir kısmı işte taraftardı, zengindi, bilmem neydi, şuydu, buydu, bir şeyler yapabilir. Ama yapamayacak olanlar kapanacaklar. Kapanacaklar. Şimdi dört takımın düşmesi kesin değil mi? O dört takımın dördü de ligde oynayabilir. Yukarıdan dört takım kapanırsa. Düşünebiliyor musun karmaşayı? Büyük bir kaos. Ha. Açık. Türkiye'de başkanlık sistemi var. Cumhurbaşkanı müdahale edecek durum. Çünkü böyle bir karambolun içinde Türk futbolunu devam etmek mümkün değil. Kanun kuvvetinde kararname çıkartma şeyi var. Ya bir şekilde o borçlar halledilecek devlet yardımıyla, ya bir şekilde ertelenecek, çok ödemesi kolay bir taksitlendirme sistemiyle. Ben mali şubesinden değilim mektebi ülkenin, bilmem bunun için yollarım. Ama böyle bir müdahale yapılmazsa, çünkü bu çıkarılan yasalar doğru yasalar. Başından beri böyle olsaydı biz bu hale gelmezdik. O zaman bir takım adamlar ceplerindeki paraya güvenip gelip takımları bu hallere getirmezler, kendileri şöhret olsunlar diye. Şu anda biz zararın neresinden dönülse kârdır durumundayız. Ama bunca taraftarı olan kulüplerin kapanmasına da bir şekilde engellememiz, bu kulüplerin bu hale gelmesi sizin kusurunuz değil ey vatandaşlar. Onun için şimdi sağlam bir yasa yaptık. Bundan sonra bir daha bu hale gelmezler. Ama bu sağlam yasa başlarken bütün takımlara bir beyaz sayfa açma imkanı veriyoruz. Benim arkadaşım beyaz ayarı yaptığı gibi her yayının başında. Ben böyle tutarım, kamera ayarlanır ki görüntü net olsun. Nedense o beyazdan yapılır. 1969'da televizyon açıldı. Ben böyle sunucu diye oturdum spor programına. Bana ilk dediler şu öndeki beyazı kaldır tut. Ne var bu beyazda? Bir şey yok. Doğru. Kulüplere böyle bir beyaz sayfa lazım ki ayar yapılsın. Ayar yapılsın, güzel. Şimdi bir de size Fatih Terim'in Atletik'e verdiği röportajı sormak istiyorum Hıncal Bey. Galatasaray'dan ayrıldığında Türk basınına hiç konuşmadı ama hemen hemen herhalde ilk açıklamaları diyebiliriz. Atletik orada konuştu. Beklemiyordum böyle bir süreci dedi. Aslında biz 3 yıllık bir projeydi. Yeni bir gençleşme operasyonuydu dedi ama bir anda olmadı dedi. Ne dersiniz? Efendim, olmayacağı belliydi onun. Yani Fatih Hocam o kadar büyük yanlışlar yaptı ki. Yani onu en yakından tanıyanlardan biriyim diyorum, aile dostumuz. Yani aşağı yukarı bir
3 hafta evvel ya da bir ay evvel tesadüfen bir şeyde tiyatroda yan yana düştük. Ben oturuyorum, baktım Fulya'yla Fatih. Sarmaş dolaş olduk, sarıldık, öpüştük. Yani dostluklar başka bir şey. Düşünceler, fikirler başka bir şey. Onu ben de biliyorum, Fatih de biliyor, Fulya da biliyor. Dostluğumuz baki ölünceye kadar. Ama Fatih Terim'in bir Türkiye futbol teknik direktörü olarak benim yanındaki avantajı eğer yakın ahbabım olmasıysa beni tanımayan adamın günahı ne? Ben haberi ona giydireceğim ama o benim arkadaşım, ona bir şey yazmayacağım. O zaman benim yazar olarak saygınlığım ne? Bu adam burada oturuyor, arkadaşlarına eşini dostunu kayırıyor. Tanımadığına vur, Allah vur. O iş ayrı. Ama bütün bu gelişmeleri, yani Fatih Terim gitmeyi hak ettiği için gitti. Ve gitmesi onun lehine oldu. Gittiği zaman Galatasaray camiası da düşünmeye başladı. Biz ne yaptık? Türk futbol tarihinin gelmiş geçmiş en büyük zaferini kazandı bu adam. 2000 yılında Kopenhag'da UEFA kupasını kaldırdı. Daha benzerini yapan bir şey yok Türkiye'de. Takım yok. Uluslararası bir kupayı, birincilik kupasını kaldıran. Ayrıldığı zaman taraftar düşündü, camia düşündü ama Fatih Terim de düşündü. Ben nerede yanlış yaptım? Çünkü Fatih Terim kim ne derse desin. Bu ülkede futbolun adı geçtiği zaman bir numaralı adı. En kötü sezonunu yaşadı. Islıklandığı sezonu yaşadı. Ama o sezonda bile özel maçlarında, yani Avrupa maçlarında mağlubiyeti yok. Grubunda birinci oldu mağlubiyetsiz. Ligde Denizli, kupada Denizli Spor'a elenirken ikinci kümesi oyuncusu. Marsilya'ya, Lazio'ya ve şeye, Lokomotiv Moskova'ya yenilgisiz grup birincisi bir takım teslim etti. Ve adım gibi biliyorum. Fatih Terim kalsaydı ligde ne olurdu bilmiyorum. Ama şu Barcelona'yı yenerdi. Çünkü sadece bizde değil, Avrupa futbolunda da büyük bir gerileme var senin. Yani konuşurduk aramızda, ya bu akşam bilmem El Clasico'lar kimin umurunda şimdi? Kalmadı artık. Dünyanın en büyük maçıydı Barcelona Real Madrid maçı. Kimin umurunda? Millet ne Barcelona'yı tanıyor artık, ne şeyi Real Madrid'i. Bunların hocası kim desen bilmiyorlar. Kim oynuyor, hangi büyük futbolcu var desen bilmiyorlar. Dünyanın parasını harcadı Paris Saint Germain. Kim takip ediyor Türkiye'de? Dün gece maçı vardı, bilen var mı? Fransa Ligi'nde durumu ne, kaçıncı, ne oluyor, ne ediyor, bilen var mı? Bana deyin ki bir tane takım söyleyin. Biz o takımı fırsatımız olduğu zaman izleyelim. Böyle bir takım kalmadı. Böyle bir zaman ne demek? Tam işte o kupayı bir daha kaldırmak zamanı. Koşullar uygun. Ama biz o kötü Barcelona'yı yenildik. O Barcelona da Frankfurt'a elendi bu arada. O kötü Barcelona'yı elendik. Ben Fatih Hoca olsaydı bu Barcelona'yı yenerdi dediğim için benden dalga geçti. İşte ne oldu Barcelona? Nerede Barcelona? Yok.
Şimdi Galatasaray'a, Barcelona'ya geçseydi Galatasaray, Frankfurt'la Galatasaray düşseydi biz bu Frankfurt'u geçeriz demez miydik? Geçmedik mi zamanında? Nelerini geçtik, kimleri geçtik biz? Özel maçları özel oynayacak bir kafa lazım. Oysa şu anda Galatasaray'ın başında sıradan maçları bile özel oynayamayan bir Domenech diye bir adam var. Nereden bulmuşlarsa. Önünde oynanan maçta ne olduğunun farkında değil. Söylediğiyle yaptığı birbirini tutmuyor. Diyor ki, yani taraftarıyla beraber söylediği, ima ettiği, anlattığı şu. Bana bir enkaz verdiler. Ben bu enkazla oynuyorum. Benim esas işim gelecek sezon başlayacak. Kendine gelecek sezonda garantisini alıyor kafasından. E peki, sen gelecek sezonun Galatasaray için buradaysan, o zaman şu enkazın içinde ayakta kalmış herhangi bir 6 katlı, 7 katlı bina gökdelenden söz etmiyorum. Var mı? Onları ara, onları bir tut. Ondan sonra eksik yerler için transfer başlarsın Haziran ayında. Çünkü Galatasaray'ın artık öyle eskisi gibi sokağa atacak milyarları, avroları, dolarları yok. Yine takımın en az %50'sini, 60'ını bunlar olacak. Geri kalan %40'ı sen alacaksın. E bu hafta Malatya karşısında tam her şeyini kaybetmiş, kümeden düşmüş ilk takım. Senin bir iddian yok, onun da bir iddiası yok. Senin yukarıya çıkmana imkan yok, düşmene de imkan yok. Malatya'da düşmüş, onun da bitmiş iş. Bu maçta denesene. Bu maçta 90 dakika oynattı adam Babel. Vay anasını ya. Gelecek sene için kafasında olan adam Babel demek ki. Domenech'in. Ya o lafı etme ya bu işi yapma. Alay mı ediyorsun ben? Gerizekalı mıyım ben? Barış Alper Ertuğrul'u gencecik bir kanat adamı kenarda oturuyor. Babel oynuyor 90 dakika. Çıkan takımın her adamını söyleyebilirim Bilal. Her adamın. Türkiye'nin en rahat geçilen orta sahası. İkinci kümede bu kadar rahat geçilen orta saha bulamazsın. Bu orta sahada eldeki kadrodan ne yapabilirim diye zerre kadar düşünmeyip her maç aynı orta sahayı ezberlenmiş gibi çıkarıyor. Onlar da öyle hayali fener gibi oynuyorlar. Ve sıradan bir takım bile sırf orta sahayı hızlı geçtiği için Galatasaray kalecisiyle evvelden işte şimdi Muslera'yla karşı karşıya kalıyorlar. Sen 90 dakikanın 80 dakikasını orada oynuyorsun. Adam 10 dakika geçiyor santranın bu tarafına. Senin kadar gol pozisyonu var. Küme düşen Malatya kalecisinin kurtardığı gol kadar Mulas Mustera'nın kurtardığı gol var ya. Böyle bir istatistikle oynatıyor. Gelecek senenin kadrosunu arasa, gençleri oynatsa, onlarla sahaya çıksa böyle bir durumu kabul edebilirim. Ama bu lanetlediği kadroyla başta Babel olmak üzere oynayıp da ondan sonra neredeyse şehirden zor kurtarıyorsun Malatya'dan maçı. Ben gelecek senenin takımını, yani bak gözlerime bak. Burada bir ahmak gözleri görüyor musun? Domenech. Şimdi son bölüme girmişken siz de biraz önce söylediniz. Artık hani ligde yarış, şampiyonluk yarışı biraz koptu. İkincilik, üçüncülük, dördüncülük oralar biraz daha hareketli. Tabii Fenerbahçe ile Konyaspor arasında bir ikincilik mücadelesi var. Fenerbahçe'de de işleri iyi gidiyor tabii. Şimdi en çok konuşulan, merak edilen şey İsmail Kartal'la devam edilmeli mi, edilmemeli mi?
Merak ediyorum sizin görüşünüzü. Kamuoyu da farklı yorumlar var. Taraftar tarafından farklı yorumlar var. Ligi nasıl bitireceği nasıl etkiler? Ne dersiniz? Şimdi Fenerbahçe taraftarı şu anda İsmail Kartal'ın arkasında görünüyor. İsmail Kartal da taraftarın arkasında görünüyor. Taraftar Arda diye bağırıyor, Arda'yı oyuna sokuyor. Penaltı oluyor, taraftar Arda diye bağırıyor, penaltıyı Arda atıyor. Ama bu taraftara her kulüpçü söylüyor. Bu taraftara güven olmaz. Bugün seni göklere çıkarır, yarın ruhsuzlar. Fatih Terim'i yuvaladı Galatasaray tarafta. Mustafa Denizli'yi ıslıkladılar. Altay'da, Galatasaray'da. Yani bu isimler o kulüpler için efsane. Yani sen hatırlamayayım, Hagi ne hale geldi. Futbolcu olarak omuzlarda, gözyaşlarıyla uğurlandı Hagi. Antrenör olarak geldiği zaman ıslıklandı aynı Hagi. Aynı seyirci üstelik. Aradan çok vakit geçmemişti çünkü. Çünkü benim sayıcı tabelaya bak. Bir, iki, taraftarın dediği de Ali Koç gibi bir başkan olduğu zaman önemli değil. Ali Koç kafasında ne varsa onu yapıyor. İsmail Kartal'ın en büyük şansı Ali Koç'un görüşmeye gittiği bütün adamlardan olumsuz yanıt alması. Ya mümkün değil ya da istedikleri para mümkün değil. Yüksek ücretler, bonservisli oyuncular. Onun için Ali Koç, ben kimseyi bulamadım, aciz kaldım bir hoca bulmakta demektense, efendim bakın taraftar çok istiyordu İsmail Kartal'ı. Ben Avrupa'daki temasları durdurdum, Kartal'la devam edeceğim diyebilir. Ama gelecek sene kaç maç dayanır İsmail Kartal? Peki efendim, çok teşekkürler. Biz teşekkür ediyoruz efendim. Değerli yorumlarınız için. Sağ olunuz, var olunuz. Hıncal Uluç'la baş başa programını noktalıyoruz efendim. Yeniden görüşünceye dek hoşça kalın.